Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi size tarihi Cevat Bey konağını gezdireceğim. Şimdi böyle Fatsa'dan geldim, Çamaş yoluna döndüm. Köprüden girince çok ileride değil. Böyle motorla buraya kadar geldim. Motoru orada bırakmak zorunda kaldım. Çünkü Irmak'tan geçmek için. Şöyle size sesi dinletmiş olayım. Yeterli. Şimdi böyle kötü bir yolu var. Yapacaklarmış. Restorasyon çalışmaları varmış galiba. Buradan geliyoruz böyle abi. Ve mevzu burada. Şimdi yürüyelim biraz daha bakalım. Bu konağın altında başka bir yol daha var. Herhalde oradan da geliniyormuş. Ben bilmiyordum. Buradan geldik. Artık yapacak bir şey yok. Size şimdi detaylı bir şekilde Cevat Bey konağını, Ordu, Fatsa, Çamaş, Cevat Bey konağı çekiyorum. Evet, kaskım da burada kalmış. Şimdi şu merdivende resim çekilmek için düğün fotoğrafçıları burayı sürekli ziyaret ediyormuş. Abi çok güzel değil mi ya? Şöyle göstereyim. Sarmaşıklar sarmış abi. Bayağı bir terk edilmiş gibi. Duvara böyle liseliler yazılar yazmış. Hakkı Yıldız, Cevat, Hüseyin, Şafak mafak yazmışlar herhalde. Şimdi gezmeye devam edelim. Şöyle bir merdivenden çıkalım. Çok güzel ya. Yeşillikler, merdiven. Çok harika. O zamanın mimarisine göre yani bayağı iyi. Şimdi burayı girilmesin diye kapatmışlar arkadaşlar. Ama bu bize engel olabilir mi? Olamaz. Oo, buradan aşağı düşülür. O yüzden koymuşlar. Tekrar diğer merdivenden iniyoruz arkadaşlar. Ben de şu an sizin gibi ilk defa geldim. Gezeceğim bu şekilde, bakacağız. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ya mimarisi çok güzel. Çok güzel yani. Efsane. Şurada bir boşluk var. Bu ne ya? Neyse. Şimdi konağın arka tarafından dolaşacağız arkadaşlar. Ben videodan önce birazcık gezindim buraları. Şurada bir şey var. Pardon, bok var. Şuradan konağın oradan giriyoruz arkadaşlar. Konağın arka kapısından. Burası bildiğimiz ahır. Şimdi şöyle bir ahırı. Evet. Burası bildiğimiz ahır arkadaşlar. Buradan yukarı böyle merdiven çıkıyor. Bayağı bir basamaklar yok. Ah. Üst kat da aynı şekilde. Ahır gibi bir yer. Burası da şöyle bir şark köşesi gibi, sanki oturma yeri gibi yapılmış. Bayağı taşlardan falan yapılmış yani. Biraz daha geniş açıyla alalım. Buradan girdik arkadaşlar böyle. Şuradan aşağı bir merdiven daha iniyor. Hoppa. Hiç boşluk bırakmamışlar. Hep değerlendirmişler. Burada birazcık nefesim darlanacak. Çok çok sıkışık bir yer ama burayı da size göstereceğim. Burası herhalde zamanında tuvaletmiş ya. Burayı görmeye gerek yok.
Aşırı dar ya. İnsanın vallahi nefesi daralıyor. Neyse. Buradan da çıktık arkadaşlar. Ay. Şöyle bir kapısı var arkadaşlar. Girdik. Böyle nostalji koltuklar falan. Bunların hala gideri var. Şimdi. Ya bir arkadaşım demişti ki bayağı çökmeye müsait. Hani çöker düşersin falan demişti. Dikkat et demişti. Haklıymış. Şimdi. Şöyle bir odası var konağın. Muhtemelen ön taraftan girseydik buraya falan gelecektik yani. Buralar çökmeye aşırı müsait. Ya insan burada çarpılırım diye korkuyor ya. Bak zıplıyorum abi. Ev çökecek gibi. Fazla da kaşınmaya gerek yok. Ayakkabılar falan. Kimin lan bu ayakkabılar? Böyle havada asılı böyle yatak gibi bir şey var arkadaşlar. Buranın ışığı yeniyor mu acaba? Bakalım. Evet. Işık yanmıyor. Ama buna anlam veremedim ya. Böyle yatak gibi. Video mecburen karanlık arkadaşlar. Çünkü ışık yok, elektrik yok şu an burada. Restorasyon var falan diyorlardı. Birazdan dışarıyı da gezeceğiz. Odalarını bitirelim konağın. Adı üstünde konak. Bayağı bir odası var. Şimdi diğer başka bir odasına bakıyorum. Burası da arkadaşlar ekmek pişirme yeri gibi aynı. Muhtemelen burası mutfak arkadaşlar. Böyle rafları falan var. Buradan da geçelim böyle. Burada ne varmış? Burada da böyle anlam veremedim pek ama hamam taşı gibi. Burası da böyle küçük bir odası. Bayağı değişik. Şimdi size hızlıca gezdirip çıkmak istiyorum ama bayağı odası var. Vay be. Buraya birisi çiçek bırakmış. Neyse. Sahibi sonra gelip alır belki. Ben yine burada da elektrik yok. Gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şurada bir kapı var. Bu kapı kapı kilitli arkadaşlar. Oha, elimle vurunca bir çıtırtı geldi. Dedim herhalde içeriden birisi. Yine geldi. Oha. Neyse. Şuradan içeri merdivenden yukarıya çıkış var. Şöyle gördüğünüz gibi merdiven var içinde bir tane. Ben buradan çıkmayı istiyorum ama bayağı sakat duruyor. Ama sizin için çıkacağım. Ay. Ay. Çıktım buradan. Böyle merdivenden. Oha, merdivenin devamı yok. Cevat Bey, ne kadar cimrisin ya. Şuraya bir merdiven yaptırmamışsın. Ama dediğim gibi ben yine sizin için çıkacağım burayı. Evet, üst kattayız. Oh, bayağı zor oldu. Sürekli gelemeyeceğim için, daha sonra gelemeyeceğim için size burayı tamamen gezdirmem gerek. Burası da böyle yatak döşek bir yer ya. Burası da aynı şekilde ekmek pişirecek gibi falan herhalde. Buradan kocaman bir penceresi var. Vay be. İki kat çıktık. Sanki aşağı atlasak inecekmişiz gibi. Burayı da gezdik diyelim. Başka odasına bakalım. Oha, hala yukarı. Hala yukarı merdiven var arkadaşlar. Kaç katlı lan burası? Bakın işte. Ne yazıyor görüyor musunuz arkadaşlar? FSP sen. Bilmem ne çocukları gelip burada içmişler. Allah belanızı versin.
Ben orayı çıkarken zorlandım. Adamlar bu içkiyi içmek için gelmişler burayı. Kullanmışlar yani. Şimdi bir saniye telefonumuzu uçak moduna aldık. Arayı videomuzu yarıda kesmesinler arkadaşlar diye. Burada böyle bir merdiven altı. Ondan sonra burada böyle küçük bir balkon gibi yeri var. Burası da aynı şekilde. Ben gündüz geldiğim halde bayağı bir ürküttü beni burası. Eşyaların görüntüsü de. Ya bunların hala gideri var biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdiki eşyalara falan taş çıkartır yani. Şöyle gezmeye devam edelim. Evet. Burada da aynı şekilde bir ocak. Şöyle oturma yerleri. Arkadaşlar görüntü birazcık kalitesiz olabilir. Geniş açıyı geçtim. Geniş açı kamerada bu şekilde maalesef. Daha rahat gezdirmek için mecburen bu açıda çekiyorum. Kırılır diye de yerler korkuyorum yani şimdi yalan yok. Bu az önceki kapıdan girememiştik ya o kapı burasıymış. Demek ki burası ikinci kat mı acaba? Böyle bir şey. Sandık var. Alt katta gözüküyor böyle aralardan arkadaşlar. Alt katı görebiliyoruz. Evet geçiyorum diğer odalarına. Bayağı bir gacırıyor arkadaşlar burası. Evet. Burada bir onun bunun çocuğu daha sigara içmiş. Neden onun bunun çocuğu diyorum? Bu konak gördüğünüz üzere ahşap. Ahşap konakta böyle şeyler olmaması lazım. Aa duvarda böyle resimler var arkadaşlar. Türkan Şoray, milyonların sevgilisi diyor. Vay be, kaç yılında artık dördüncü eşi falan filan yazıyor. Vay be. Muhtemelen bunları belki konağın sahibi falan yapıştırmıştır. Güney Afrika güzeli, Jillian falan filan. Muhtemelen konağın sahibi yapıştırmıştır. Bizim adiler de gelip böyle işte. Vay be Fikret Kızılok şarkılarını dinlerdik ya. Bizimkiler de böyle gelip buraları bozmuştur yani. Şimdi gezmeye devam edelim. Cevat Bey siz misiniz efendim? Hümeyra. Kamuran Akkor. Kamuran ablayı da çok severiz. Dışarıda sesler var. Bir yerlerde bir makineler çalışıyor herhalde. Biz evi bitirmeye çalışıyoruz ama ve bitecek gibidir arkadaşlar. Şimdi 13 dakika oldu. Hala çekiyorum bitmiyor yani. Böyle bir antika. Dolap. Vay Cevat Bey'in eşi mi acaba? Eşiyle annesidir belki de. Bunu da böyle koyalım. Evet burada da bir ocak arkadaşlar. Her yerde ocak var. Şöyle bir oturma yeri, şark köşesi gibi. Yine. Bunun içinden geçip şöyle bir burada da bir ardiye mi derler? Ne derler işte? O tarz bir yer var. Arkadaşlar burası kesinlikle tarihe gömülmemeli bence. Böyle insanların alkol içtiği, pislik insanların böyle gelip pislik şeyler yaptığı yerler olmamalı bence. Evet. Vay be, musluk başlarına bak. O bile böyle nostalji yani. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi içinden bir merdiven daha çıkıyor demiştik size. O merdivenden de çıkalım bakalım. Burada böyle bir merdivenin ortasında buraya bir şeyler koyulabilir. Saksı çiçek falan herhalde.
Çıkıyoruz. Evet. Şimdi buradan girdik. Arkadaşlar, muhtemelen şu anda evin en güzel yerlerindeyiz. En güzel odalarındayız. En geniş, en ferah odalarındayız. Evet, ilk soldan girdik. Şöyle bir yine şark köşemiz. Şurada yine bir ocak gibi bir yer herhalde. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Orada yine oturma yeri. Orada bir Winston sigara. Şimdi şurada bayağı geniş bir oda. Şahsen bu ev benim olsa ben bu odayı isterdim abi. Oda çok geniş, çok güzel, çok ferah. Oo, bayağı yukarı çıkmışız gençler. Şimdi evet, motosikletimizi orada gördük. Kaskımızı da burada gördük. Evet. Konağın dışından şöyle çekmeye devam ediyorum arkadaşlar şu anda. Karşıda bir köyde herhalde iş makinesi çalışıyor. Onun sesi geliyor. Neyse devam edelim. Evin tavanı çok yüksek arkadaşlar. Yani şu evi ortadan böl. Şu tahtadan böl abi evi. Üst kata bir oda daha çıkarsın yani. Cevat Bey de yani yapmış. Diğer odaları gezmeye devam ediyoruz. Ben anlatırken yoruldum. Adam yaparken bunu çatlamıştır ya. Oo, süper ya. Bu oda da çok geniş arkadaşlar. Buraya da şöyle inceden bir bakalım. İnşallah çökeyim edim etmez de düşmeyiz yani şuradan. Ya bu işte insanlar böyle buranın böyle yaprakların sarmaşıkların duvarlarda böyle gezmesi. Burası unutulmuş gibi geliyor ama aslı burayı tarihi yapan sanki onlar gibi. Tamam bu şekilde çökmüş. Hemen o odanın yan tarafında bir oda daha var. Onun yanında bir oda daha var. Vay be. Burada da ocak böyle. Buraya muhtemelen uzun zamandır kimse gelmiyordur. Çünkü suratım hep örümcek ağ oldu. Şu odayı gezdik mi hatırlayamadım. Burayı da hızlıca bakalım. Vay be. Çok güzel ya. Valla. Aa, şuraya bakıyor yine. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya size yemin ederim bu Trabzon'daki Atatürk Köşkü kadar var burası ya. Var yani. Şimdi insan bu odaları gezdim mi diye bir durup düşünüyor yani. Bak şu merdiven başlarında abi şöyle balkonumsu bir şeyler var. Şimdi geldik yan kapıya. Burada da merdiven başı. Aynı şekilde balkonumsu yine bir şey var orada. Orada lavabo falan var muhtemelen. Benim geldiğim merdiven kırıktı. Şimdi aynı yerden inmek istemiyorum. Biraz tırsıyorum. Yıkılır üstüme diye. O yüzden başka bir merdiven bulabilsem oradan ineceğim. Galiba şuradan gelmiştik. Ben buradan ineceğim. Hem telefonla video çekip hem de böyle gezdirmek de insan tutunca geri yok. Bir elinde telefon. Ha, yarasa geçti. Ekmek kuru çarpsın yarasa geçti. Telefonu atarsam şaşmayın yani. Ha, şu indiğimiz kırık merdiven burada. Şuraya daha bakalım.
Şuradan falan inebilir miyim acaba? Bence inerim ama telefonla olmaz gibi. Şu yarasa bir daha gelirse artık telefonu falan fırlatıp açacağız yani. Camları da açıp kaçıp gitse şuradan keşke. Şuranın kapısına da bir kilit vurmuşlar arkadaşlar. İnsan kilitli kapıları tabii ki merak eder. Ama ben bu tarihi yapıyı zorlamayacağım daha fazla. Şuradan inebilir miyim acaba ya? Ay. Yok abi, yüksekmiş bayağı bir. Oh, gene o kırık merdivenden tutunacağız mecbur. Ananı satayım. Yarısı alt kata indi. Ne oldu? Şimdi ben de aşağı ineceğim. Merdivende karşılaşacağız. Yok mu buranın başka bir çıkışı ya? Şu bizim o kapı işte. Şimdi ben şu kapıyı zorlamış olsam tarihi yapıyı değil de yani o kapıyı zorlamış olacağım. Neyse, bu merdivenden ineceğiz abi mecbur. Olmayan merdivenden. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yarasa. Oh. Oh. İndik şükür. Şuradan abi. Ah, çıkalım bir an önce. Yemin olsun darlanma geldi ya. Ah. Cevat abi ya. Sen buraya en kısa sürede şey yaptır. Asansörü falan yaptır ya. Merdivenlerin kırık dökük. Bu ne abi? Şimdi çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Arkaya doğru yalnız 2-3 tane mutfağı olduğu için, yatak odası olduğu için bilmem ne, 10 artı 5 mi diyeceğiz artık, 8 artı 8 mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilemedim yani. Böyle arkada bir dayalı direk. Bu şu anki yeni yapılardan falan bayağı güzel olduğunu söylüyorlar, bayağı dayanıklı olduğunu söylüyorlar. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar konağın dışını çekeceğim sizlere. Arkadaşlar, konağın yanında böyle de bir şey var. Bunun içinde ne var ona da bakalım. Evet. Burada da ayrıyeten böyle yine ocak gibi bir şey var. Ben buraya anlam veremedim pek ya. Orada bir şeyler pişiriyor. Burada oturuyor olabilirler belki. Ama burası tamamen yıkılmış abi. Çatısı matısı gitmiş. Çıkalım buradan abi. Şurada bir parça daha bir şey var. Şu kapıdan da bakalım. Evet. Şimdi bu ağacın etrafını çevirmişler arkadaşlar. O zaman da var mıydı bilinmez. Videoda biraz ince duruyor geniş açıyla çektiğim için ama kalınlığı bayağı iyi yani ağacın. Böyle etrafını çevirmişler bir oda. Az önceki ahır gibi yer burası işte arkadaşlar. Ya ben şunu anlam veremedim ya.
Tavana iplerle asılı bu. Böyle elinle, yarasa oraya araya girdi yemin ederim ki. Elinle böyle itekliyorsun. Havada sallanıyor yatak gibi, hamak gibi. Hamak gibi sallanıyor. Şimdi böyle. Böyle yanında küçük küçük bir şeyler daha var. Vallahi tam olarak şudur diyemiyorum hiçbir şeye. Şu merdivenler işte düğün fotoğrafçılarının gözdesi. Evet. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi Ordu, Fatsa, Çamaş, Cevat Bey konağı. Abi iki taraftan merdiveni, bu binanın dışındaki sarmaşıklar. Görsellik çok güzel ya, fena yani. Arkadan öyle bir giriş, önden bir giriş. Üst katlar falan filan. Abi tam 26,5 dakika olmuş video çekeli. Daha yeni bitirebildim yani evi gezmeyi falan. Öyle 5 dakikada gezeyim çıkayım, video uzun sürsün falan diye değil yani. Bayağı zor. Şöyle. Evet, şimdi kaskımızı alalım. Şöyle inceden bir merdivenler bile yapmışlar ya. Şöyle biraz daha geriden çekeceğim şimdi son kez. Evet. Cevat Bey görüşürüz. Allah'a emanet olun. Şimdi aynı geldiğimiz ırmaktan geçip arkadaşlar motorumuzu atlayıp gideceğiz. İnsan dönüp dönüp bakmak istiyor ya. Çok efsane abi. Evet. İki gözüm duruyor orada. Şu ırmaktan geçelim bakalım. Evet. Vay be. Cevat Bey, sen adamsın. Arkadaşlar, video bu kadardı. Hoşça kalın.